الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ezanın şartları, ezanın geçerli olması için şartları. Ezan namaz vaktinin girişiyle okunur. Öncesinden okunursa iadesi gerekir. Ezan lafızları Arapça olmalıdır. Ezan ve kametin cemaatin duyması, kapalı bir alan kimse duymadı. Duymadık bir ezanı dedirtmemeli. Yani herkesin duyacağı bir yerde, yüksekçe bir yerde okunmalı. Ezan ve kametin sözleri arasında tertipler peş peşe, sırasıyla söylenmeli, okunmalıdır. Böyle olmazsa mekruh olur. Yani yine iadesinde fayda var. Ezan tek bir kimse tarafından okunması, yani koro şeklinde değil, 10 kişi 20 kişi değil, tek bir kişi tarafından okunması, ama iki kişi okur, üç kişi ayrı ayrı okursa birlikte geçerlidir. Yine ezan okuyanın erkek olması, akıllı olması, takva sahibi, sünnete vakıf ve namaz vakitlerini bilen, yani ilmihali bilen, ezan nedir anlayan, bunlarla haberi olan, bunlardan böyle kimselerin ezan okuması, aksi takdire cahillerin, fasıkların ezan okuması da mekruhtur. Ama çaresiz kaldınız, okudu, hiç yoktu, yine geçerlidir. Kadınların bunak veya cünübün ezan okunması veya kamet getirmesi doğru değildir. Ama mecbur kalınırsa belki. Evet, abdestsiz kimselerin de kamet getirmesi mekruhtur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam abdestli kimse ezan okur buyurmuşlardır. Bu gibi durumlarda ifade ettiğimiz gibi mekruh kısımlar var, bir de tamamen ezanın tekrarı, iadesi gereken durumlar. Müezzinin sesi gür ve güzel olmalıdır. Peygamberimiz şu hadis-i şerif yine bize, yani ezanı güzel okuyan, gür sesli olanın okumasını anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 kişiye ezan okumalarını emretti. Onlar da okudular. Ebu Mahzure'nin sesi hoşuna gitti ve ona ezanı öğretti. Yani seçiyor. Seçilerek gelmeli ezan okuyacak kişi. Rastgele, sıradan değil. Dolayısıyla ezan okumaya yatkın, sesi güzel olanların ezan okuması, ezanın duyurulması için yüksek bir duvar ve minare üzerinde ayakta okunmalıdır. Bunlar nedir? Ezanın sünnetleridir. Ezan okurken iki kelime arasında durarak uzatılmalı. Kamet gelirken ise iki kelimeyi birleştirmek suretiyle daha süratli, daha hızlı olmalıdır. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Bilal, ezan okuduğun zaman kelimeleri uzatarak yavaş yavaş oku, kamet getirdiğin zaman da hızlı oku buyurmuşlardır. Ezan ve kamette müezzinin kıbleye doğru dönmesi, bunlar sünnettir bakın. Hayyâle sırah derken sağa, hayyâle filah derken sola dönmesi, minarede ise sağ taraftan sol tarafa doğru dolaşarak, sağdan sola doğru dolaşarak okuması sünnettir bunlar. Ezanda sesin yükselmesine yardımcı olması için iki parmağını ne yapar? Parmağın uçlarını kulağına koyması, sesin daha iyi duyulması için. Şöyle yaptığınız zaman sesinizi kendinizi de daha iyi duyarsınız.
Denediniz mi hiç bilmiyorum. Deneyin canım, zor. Parayla değil ya. Okumadık ki zannediyorum. İşte okuyun diyorum, onu demek istiyorum. Yani şu şekilde yaptığınız zaman, bak şu anda ben sesim daha iyi güzel alıyorum. İki parmağının uçlarını iki kulağına koyar. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'dan şöyle Efendimizin nakledilmiştir. Bilal'in ezan okuduğunu gördüm. O yüzünü sağa ve sola çeviriyordu. Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh diyordu. İki parmağı da iki kulağındaydı. Yani bunlar ezanın sünnetlerindendir. Ezan ve kâmet vakit namazları ve kaza namazları için sünnettir. Demek ki ezan ve kâmetin hükmü nedir diye sorulsa sünnettir. Kuvvetli bir sünnettir. Vacip derecesinde bir sünnettir yani. Çünkü ezan ve kâmet vaktin değil namazın sünnetlerindendir. Diğer yandan kaza namaza hazırdaki bir namaz yerindedir. Ona da yine kaza namazında da kâmet ve ezan onun için de sünnettir. Çeşitli kaza namazları ayrı ayrı meclislerde kaza edildiği takdirde her biri için ezan ve kâmet sünnettir. Sünnet diyorum, farz demiyorum, vacip demiyorum. Yani kaza namazı kılacaksınız, ezanını ve kâmetini sünnettir. Genelde ezan okumaz, burada ezan okunur nasıl olsa her gün ezan okunuyor. Düşüncesiyle öyledir. Sadece kâmet yapılır. Yani farz namazın kazasını kılacaksın. O zaman sadece kâmetle başlıyoruz. Bu namazlar bir yerde topluca kaza edildikleri takdirde ise her biri için ayrıca bir ezan ve kâmet daha faziletliyse de kaza edecek namaz için ezan ve kâmet bulunduğu halde diğerler için yalnız kâmet getirilir. Yani kaza namazı kılacaksa sadece kâmet okunarak kılınması uygundur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Ahzab günü müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 4 vakit namazı kılmakta alıkoydukları zaman ki bunlar öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bilal radıyallahu anh'a her bir namaz için bir ezan ve kâmet getirmesini söyledi. Yani sonradan hemen kaza öğlen ezanı namazını kılamadınız. İşte düşmandan unuttun, uykudan neyse kılamadınız. Buradaki savaş hali. Onun için hemen kazasını kılarken ne yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? O kaza vakti geçmesine rağmen onun için de ezan ve kâmet getirilmesini söyledi. İmam Malik'e göre kaza namazları için yalnız kâmet getirilir, ezan okumak gerekmez. İmam Malik diğer mezheplere anlatıyor. Dayandığı delil ise Hendek Savaşı'nda kazaya kalan namazlar için Allah Resulü'nün Bilal radıyallahu anh'a yalnız kâmet getirmesini emrettiği bu hadis-i şerifi alır. Yani muhayyersiniz, ezan da okuyabilirsiniz kaza namazı kılarken. Ama kâmet daha ağır basıyor, kâmetle başlayınız, kâmet getiriniz. Ezan ile kâmetin arasını biraz ayırmak uygun olur. Ezan okunda hemen direkt farz namaza durmak için kâmete geçmeyin, ara vermek daha uygun olur. Bu ara verme akşam ezanından sonra 3 kısa ayet okunacak kadar, diğer vakitlerde ise her 2 rekatinde 12 ayet okunarak 2 veya 4 rekat namaz kılacak kadar bir fasıla verilmelidir. Sünnettir bunlar. Yani ezan okundu, kâmete kadar 2 veya 4 rekat namaz kılacak kadar ara vermek, ki sünnetleri kılıyoruz değil mi? O ara o ya. Yani. Evet. Ey Bilal, ezanın
ile kametin arasında yemek yemekte olan birinin yemeğini normal bir şekilde bitirip normal bir şekilde ihtiyacını giderecek kadar mühlet ver buyurmuştu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani burada namazların sünnetlerini farz gibi algılamayın. Hadis-i şerif gayet açık. Yani bir kişi ezanı duydu ama yemek yiyordu veya abdesti yoktu. Onu giderecek kadar ara vermek, hemen ezandan sonra kâmete girmemek için bu faslayı, arayı veriyoruz biz. Eyvah geldi, sünnet de kılmadı bu adam. Dedirtme değil yani. Yetişe ezanı duydu, abdestini aldı. O arada farza yetişecek kadar ara vermek. Ara verirken ne yapacağız biz? Türkü mü söyleyeceğiz yani? Ezan okundu. Cemaati, işi olanları beklerken ne yapacağız? Ne yapacağız? Oturup ağlamayacağız yani. Veyahut da saz çalmayacağız yani. Ya bunlar espri akılda kalsın diye söylüyorum. Öyle yapacak halimiz yok. Ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz mescide girip de ezan okunduktan sonra ne yapardı? Bir yerde ilimle uğraşan okuyanlar vardı. Kur'an okuyanlar. Bir yerde efendim sohbet ediyor. 3-4 yerde mescidin içerisinde. İlimle okuyanların yanında da otururdu. Bazıları namaz kılardı. Budur yani. Cemaati beklemek içindi. Yani bu namazın sünnetleri, namazı sünnet namazlar falan diyoruz ya, işte Efendimizin amacı budur yani. Bazıları işte ezan okunuyor, giriyor içeriye, bazıları orada bir öbek olmuş, 10 kişi diyelim, Kur'an okuyor veya ilmihal okuyor, kitap okuyor, sohbet ediyor. Bazıları efendim kalkmış namaz kılıyor beklemek için. Bu budur yani. Onun için ezan okununca ezanı duyan kişinin abdestini alabilmesi ve yetişebilmesi için veya yemek yiyorsa, burada aynen öyle geçiyor. Ey Bilal, ezanın ile kametin arasında yemek yemekte olan birinin yemeğini normal bir şekilde bitirip normal bir şekilde ihtiyacını giderecek kadar mühlet ver. O mühleti verdikten sonra o mühleti verirken isteyen namaz kılar, isteyen Kur'an okur. Beklerken isteyen alır kitabı okur, bekler ki o kişi de yetişir. Oğlu geldi de o sünneti kılsın diye beklenmez artık. Hanefilere göre her ezandan sonra bütün vakitlerde as-salâ, ya musallin, ey namaz kılanlar, namaza, yani namaza kalkın, namaza hazır olun diye seslenerek teşvikte bulunmak müstehaptır. Çünkü dini işlerde gevşeklik ortaya çıkmıştır. Bu uyarıyı yapmak da müstehaptır, güzeldir. Ama şimdi ezan okununca bundan 100 sene önce düşünün, hoparlör falan yok. Müezzin Ulu Cami'nin şerefelerine çıktı, ezan okuyor. Etraf ama çok sakin, gürültü yok aslında. Ama içeride vaaz oluyor, sohbet var. Ezanı duymayabilirsiniz. Bu caminin minareleri yüksek, içeri gelmeyebilir ses. Gelir mi? Bu ortamda hele hiç gelmez. Çok gürültülü. O zaman duyabilirsin ama sohbet var, belki duymayabilir. Ne olur? O zaman ezan bittiğini işaret eden bir kişi, yine müezzin gelince o yapacak zaten. Namaz bitti. Bunu ne yapmışız biz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed veya sallu demişik. Bu bunun içindi. Ama şimdi ezan içeriden duyulmaması falan mümkün değil. Ezan okunca ne yapacağız? Lan cahil adamlar, kalkın namaz kılın demeye gerek yok yani. Zaten namaz kılacağız. Duyuyoruz çünkü. Ama bu yani ortaya çıkışı bunların komut edilmesi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde de böyle ezan duyulmadığı için
içeridekilerin namazı ezanı duymadıkları için kalkın namaza şeklinde, namaza kalkabilirsiniz, kılabilirsiniz şeklinde ifadesi ezanın bittiğini anlatmak içindir. Ama bugün artık bunlara gerek yok çünkü ezan duyuluyor. Ezan duyulunca, ezan bitince herkes duasını yapar, kalkar namazına. Bu komutlara gerek yok ama bu komutları kaldırın desek de müezzin de karşı çıkıyor, cemaat de karşı çıkıyor. Ya böyle gider bakalım nereye kadar inşallah. Yani şunu diyorum. Ey cemaat, siz cahilsiniz. Ezan okundu. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kalkın namaza der gibi müdahale etmiş oluyoruz. Yani gerek yok bunlara. Rabbim kabul eylesin. Evet efendim, ezanlarımız eksik olmasın inşallah. El-Fatiha.